Şehrin sembollerinden birisi olan Alfabe Kulesi'nin karşısında Batum'a ayak basıyoruz. Kıymetli izleyicilerim, değerli dostlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gürcistan'a bağlı Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'dayız. Normal şartlarda Trabzon'dan Batum'a yaklaşık olarak 3 saatlik zaman diliminde geliniyor. Ancak bayram tatili olması münasebetiyle halkımızın burayı gezmek için yoğun ilgi göstermesi sebebiyle sınır kapısında oldukça fazla yoğunlukla karşılaştık ve yaklaşık olarak 7 saatte Batum'a vardık. 6 sene kadar önce kendi aracımla, şimdi ise turla gelmiş olduğum Batum'u grup arkadaşlarımızla beraber gezmeye başlıyoruz. Gürcistan'ın kaynağı ülkemizde olan Çoruh Nehri'nin Karadeniz'de buluştuğu yere yakın, deniz kenarında düz bir araziye kurulmuş olan Batum'un nüfusu yaklaşık olarak 334 bin civarında olup başkent Tiflis'ten sonra en fazla nüfus yoğunluğuna sahip şehridir. Batum 1547'den 1878'de 93 Harbi'ne, yani Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun toprağıydı. Yani buraları 331 sene Osmanlı İmparatorluğu yönetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Lazistan sancağına bağlı bir merkez halindeydi. Gürcistan, Rusya'ya bağlandıktan sonra 1921'de Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti oldu. 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin dağılmasıyla özgürlüğüne kavuşan Gürcistan'ın en derin ve en işlek limanı Batum Limanı'dır. Rusya Hazar Denizi petrollerini bu limandan pazarlamaktaydı. Batum, tarihi turistik yerleri ile beraber deniz turizmi ile de rağbet görmektedir. Gördüğünüz gibi yeşillikler içerisinde insanı boğmayan oldukça geniş, güzel ve temiz caddeleri bulunuyor. Batum Bulvarı şehrin en keyifli vakit geçirilecek noktalarından birisidir. Heykeller, çeşmeler, fıskiyeler, kafeler, parklar ve bisiklet için ayrılmış yollarıyla şehrin en keyifli noktalarından birisidir. Bulvarın uzunluğu neredeyse 7 kilometre. Dilersen burada keyifli bir yürüyüş yapabilirsin. Batum Bulvarı'nın sahile yakın yerinde güzel plajlar bulunmaktadır. Burada denize girilip keyifli vakit geçirilebilir. Eski Sovyet rejimi mimarisi evleriyle çevrili Batum'un en renkli meydanlarından tiyatro meydanına girmek üzereyiz. Batum tiyatro meydanı buradaki altın kaplama deniz tanrısı Poseidon, Neptün heykelli çeşmesi ile ünlüdür. Neptün çeşmesi aynısından Bolugna'da da bulunmaktadır. Batum'un renkli ve tarihi tiyatro meydanında gezerken Bologna'nın Nutuno meydanından tanıdık bir eser karşınıza çıkabilir. Bunun sebebi ise meydana ihtişam katan Poseidon Neptün heykelli bir çeşme. İtalya'daki Bologna'da bulunan Neptün heykelinin bir kopyası olan bu eser gerçekten etkileyici ve büyüleyici bir şekilde görünüyor. 1952 yılı yapımı Ilya Cihavadze Devlet Tiyatrosu da buradadır. Batum Drama Tiyatrosu buraya başka bir estetiklik katmaktadır. Bu tiyatroların, heykellerin ve Neptün Çeşmesi'nin bulunmuş olduğu Batum Tiyatro Meydanı'nda da resim çekilebilirsiniz.
Batum'un en güzel yeri olan tarihi binalarının bulunmuş olduğu Avrupa Meydanı'na doğru ilerliyoruz. Batum'un merkezinde Avrupa Meydanı'nda zenginliğin ve refahın simgesi Medea heykelini görüyorsunuz. Batum Medea heykeli Yunan mitolojisinde önemli bir yerde kabul edilmektedir. Zamanın en yetenekli hekimi ve eczacısı olarak önem kazanan Medea, yaşadığı dönemde tıbbi alanda birçok onur ödülüne layık görülmüştür. Şehrin en önemli simgesi olan Medea heykelinde bulunan altın post, mitolojik hikayesinde söylenenlere göre Medea'nın yardımıyla yerinden çalınmıştır. Avrupa Meydanı'nın merkezi konumunda yer alan Medea heykeli şehirdeki en yüksek yapılardan biridir. Batı'nın etkisini göstermiş olduğu Avrupa Meydanı turistlerin en çok uğrak yerlerinin başında geliyor. Avrupa Meydanı'na gelip burayı çevreleyen yapıları görünce Batum'dayken bir anda Avrupa'ya ışınlanacaksınız gibi kendinizi hissediyorsunuz. Astronomik saat kulesi, Medea heykeli ve keyifli vakit geçirebileceğiniz restoranlar şehrin kalbi olan Avrupa Meydanı'nda bulunuyor. Prag ve Viyana'da da bulunan astronomik saat kulesinin Avrupa Meydanı ile buluşması Avrupa ülkelerindeki gibi eski bir zamanda gerçekleşmiyor. 2010 yılından bu yana çanlarını çalarak gezegenlerin konumlarını gösteren saat kulesi Batum'a gelindiğinde mutlaka ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim, Trabzon'dan 205 kilometrelik yolu Batum'u gezmek için geldik. Batum'un sokaklarını, caddelerini sizlerle beraber dolaşacağız. Kanalıma abone olan, bizleri izleyen, yorumlar yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Birlikte Batum'un caddelerini, sokaklarını, tarihi eserlerini gezmeye başlayalım. Batum'un gezilip görülecek en önemli yerlerinden birisi de Bonio Kalesi'dir. Bonio Kalesi, Batum'da Roma'nın izlerini sürebileceğimiz bir noktadır.
Diğer adı Apsaros Kalesi olan Gonio Kalesi'nin Batum şehrinin merkezinden 15 kilometre mesafede yer almaktadır. 12 havariden biri olan Aziz Matias'ın mezarının burada olduğuna inanılıyor. Şehir dışından eski kalıntıların peşine düşmek isterseniz bu kaleyi gelip ziyaret edebilirsiniz. Batum'da gezilip görülmesi gereken yerlerden birisi de Nurigeli Gölü'dür. Batum'da şehrin içerisinde yapay bir göl olan Nurigeli Gölü Batum Bulvarı'nda bulunuyor. Eşsiz bir manzaraya sahip olan Nurigeli Gölü kenarında piknik yapılabilir. Dilediğinizde burada gölde tekne turu yapabilirsiniz. Şehrin içerisinde doğal alan hissi yaratan ve insanların nefes alabileceği, güzel vakit geçirebileceği bir yerdir. Batum'da bulunan en önemli eserlerden bir tanesi de St. Nicholas Kilisesi'dir. Geçmiş zamana yolculuk yaptığımızda
Şehrin en eski kiliselerinden birisi olan St. Nicholas Kilisesi 150 yıllık bir geçmişe sahip olup şehir Osmanlı egemenliği altındayken yapılmış olan kilisenin taşlarının da Trabzon'dan getirildiği söyleniyor. Bu görünüşü ve estetiği güzel olan kiliseyi de gelip ziyaret edebilirsiniz. Batum'un en güzel yüzlerinden bir tanesi de Piazza Meydanı. Buraya küçük İtalya'da diyebilirsiniz. Batum'da Avrupa Meydanı olur da İtalya Meydanı olmaz mı? Piazza kelimesi İtalyanca'da meydan anlamına gelmektedir. Piazza Meydanı da İtalya'daki meydanlara taş çıkartacak güzelliktedir. Batum'da İtalyan esintilerinin peşine takılmak isteyenler bu güzel meydanda gelip hoşça vakit geçirebilirler. Tam karşımızdaki binanın arka tarafında sahil bölümünde Türk Camii'nin minaresini görüyorsunuz. Bu önümüzdeki sağ taraftaki yeşil alanda da yemek yemeye gittiğimiz restoran bulunmaktadır. Buradaki restoranda bizlerin, Türklerin rahatça yemek yiyebileceği bizlere hitap eden restoran var. Sizlere burayı da öneriyoruz. Batum'un en meşhur yiyeceklerinden bir tanesi haçapuri. Haçapuri bizim Karadeniz pidesine benziyor. Onun için buraya gelindiğinde, Batum'u ziyaret ettiğinizde haçapuri yemenizi tavsiye ediyorum.
Şimdi burada yemek yiyeceğimiz restoranta geldik. İçeriye doğru ilerliyoruz. Yemeğimizi yedikten sonra grubumuzla beraber şehrin sokaklarını ve farklı yerlerini dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anda kordon boyunda limanın bulunmuş olduğu yerde ilerliyorum. Burası şehrin gündüz en canlı yerlerinden birisi. Gördüğünüz gibi. Manzaraları ve insanların buradaki hareketliliğini izliyorsunuz. Batum'da görülecek yerlerin başında şehre yükseklerden bakan Alfabe Kulesi gelmektedir. Gürcü alfabesinin benzersizliğinin simgesi olarak inşa edilen Alfabe Kulesi Miraçıl Park içerisinde bulunuyor. 130 metre yüksekliğindeki bu sarmal yapı şehrin en yüksek noktalarından birisidir. Dilerseniz bu kuledeki restoranda vakit geçirebilir. Bununla beraber panoramik olarak şehir manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Batum'un liman kısmında bulunan Miracıl Park, Batum'un en mucizevi, en güzel yerlerinden birisidir. Yıl içinde pek çok konser ve festivale ev sahipliği yapan Miracıl Park, her zaman eğlenceli ve büyüleyici bir yerdir. Özellikle akşam saatlerinde farklı renkleri de yanına alarak
ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaktadır. Gündüz saatlerinde ise parkın yeşil alanlarının tadını çıkarabilirsiniz. Miraçıl Park'ta bulunan Ali ve Nino heykelinin önünde resim çekilebilir, Alfabe Kulesi'nin manzarasını seyredebilirsiniz. Deniz feneri ve dönme dolabının da bu güzel parkta yer aldığını söyleyebiliriz. Batum'un en güzel yerlerinden birisi olan Miraçıl Park'ta tarihi turistik eserleri ve buradaki insan manzaralarını izliyorsunuz. Şimdi de Ali ve Nino heykelinin bulunmuş olduğu yerdeyim. Müslüman Azeri genci Alihan Şirvanşir ile Hristiyan Gürcü Bey'in kızı olan Nino Kapıyani arasındaki aşkın efsaneleşmesi üzerine Ali ve Nino heykeli buraya yapılmıştır. Otomatik bir hareket sistemi üzerine kurulan bu heykel her gün akşam 19'da hareket etmeye başlamaktadır. Hareket esnasında birbirine yaklaşan iki heykel yavaş hareketler ile birbirine temas eden yerlerinden iç içe geçer ve bir bütün halini almaktadır. Daha sonra ise hareketin ettiği yönde heykeller birbirinden tekrar ayrılmaktadır. Heykelin hareketi müzik eşliğinde toplamda 10 dakika sürmektedir. Gerçekte yaşanmış olan Ali ve Nino hikayesini şimdi de rehberimizden dinleyelim. Ali'yi çağırıyorlar. Ali diyor ki ben ülkeme gitmek istiyorum. Siz burada durun. Ben görevimi yapıp tekrardan Gürcistan'a geleceğim. Mutlu evliliğimizi devam ettireceğiz. Gidiyor ve bir daha Ali geri gelemiyor. Rivayetlere göre Ali'nin öldüğü sırada küçük bebeği ölüyor, Nino ölüyor. Ama bir diğer rivayetlere göre ise de çocuğu hala yaşıyor. Bu görmüş olduğunuz iki metalden oluşan heykelin birbirlerine tam kavuştu derken ayrılmalarının sebebi tam da Ali ve Nino'nun bu muhteşem hikayesi. Öyle bir aşk ki günümüze kadar hala anlatılmaya devam ediyor. Allah hepimize bunun gibi seven bir ilişki nasip etsin diyorum. Evet, tek diye buyurun bakalım. Gürcü alfabesinin bulunmuş olduğu Alfabe Kulesi'ni görüyorsunuz. Batum'a gelindiğinde görülmesi gereken ve gidilmesi gereken yerlerden bir tanesi de Argo Teleferiği, diğer bir adıyla Argo Cable Car'dır. Batum'dan Anurya Dağı'nın zirvesine doğru çıkan Argo Teleferiği, Batum'a gelindiğinde mutlaka görülmesi gereken manzaralar sunuyor. 12 dakika süren konforlu teleferiğin yolculuğu sonlandığında bir dağın zirvesinde kendinizi bulacaksınız. Burada ister restoranda vakit geçirir, İster Kafkas danslarını seyredersiniz. Ancak günü mutlaka burada batırmanın, buradaki güzel muhteşem gün batım manzarasını görmenin tadına varmak hepinize keyif verecektir.
Görmüş olduğumuz bina Türkiye Konsolosluğu'nun olduğu bina. Bayrağımızı görüyorsunuz. Batum tarihi turistik eserleriyle, deniz turizmiyle ve bununla beraber de gece hayatıyla ünlü olan bir yer. Burada kumarhaneler ve eğlence yerleri var. Onun için genellikle buraya gelen insanlar birkaç gece kalıyor, buranın keyfini, zevkini çıkarmaya çalışıyorlar. Değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim. Gürcistan'ın güzel şehirlerinden, deniz kenarında bulunan şehirlerinden Batum'u gezdik. Şu anda size Avrupa Meydanı'ndan sesleniyorum. Kanalıma abone olmanızı bekliyoruz. Bizleri takip etmenizi istiyoruz. Hepinize sağlık, sıhhat ve hayırlı günler diliyorum.